Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Balıkesir Havra'nın merkezinde hayvan pazarlarının tanınan yüzü İzzettin Üser'in çiftliğine konuk olduk. Öncelikle selamünaleyküm İzzettin abicim. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. İzzettin abi yeni hayvancılığa başladı. Öncelikle hayırlı olsun abi. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk tekrardan. Öncelikle izleyicilerimiz bir seni tanısın İzzettin abi. Hayvan pazarlarında videolar çekiyorsun ama tanımayanlar... İlla ki tanımayanlar vardır senin kanalında. Mutlaka vardır. Ortak takipçilerimiz çok. Benim kanalda da yorumlarda hep senden sana selam söylüyorlar, seni soruyorlar. Aleyküm selam herkese. Biz de hepsini elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ben İzzettin Üser, 29 yaşındayım. Doğma büyüme Havranlıyım. Nuri ile zaten çocukluk arkadaşıyız. Evet. Aramızda çok bir yaş farkı da yok. Komşuyuz hatta abi, komşuyuz, eski çocukluktan. Aynı mahallenin insanıyız yani, öyle söyleyelim. Böyleyiz. Yani hayvancılık geçmişimizde var. Babamız daha önce yaptı ama çok böyle uzun dönemler değil. Evet. Biz daha çok böyle alsat yönelik yapıyorduk. Bakalım şimdi bir yeni işe kalkıştık. Gittik ta Muğla'lardan lagun koyunlar getirdik. Hayırlısıyla buraya kadar getirdik. Kazasız belasız artık burada iş bize düşüyor. Öyle onların abi. Bakımını üstlendik. Önümüzdeki sene umut ediyorum ki damızlık satışına başlayacağız. İnşallah abi. İnşallah kardeşim. Yani bu şekilde. Lagun'da devam edeceğiz yolumuza. Evet. Arkadaşlar İzzettin abi bu zamana kadar hep hayvan pazarlarında videolar çekiyordu. Evet. Bu videolara alışkın. Koyunun içine girince abi şu mayısı çiğneyince diyorlar ya hani hayvancılığı bırakamazsın diye. Evet kardeşim. Galiba sana da oradan geliyor biraz. Vallahi kardeşim pazarlarda çiğneye çiğneye en son biz de bulaştık bu hayvancılığa. Yani çok eskiden mesela siyaloseler çok sıcak bakmazdım ama dediğin gibi yani bu işin içinde olunca evet. Bu iş böyle içine çekiyor derler ya kendini. Gerçekten çekiyor. Memnunuz şu an hayvanlarımızdan memnunuz. Buna bir sevda diyebilir miyiz İzzettin abi? Diyebiliriz kardeşim. Ben zaten Lagun'u koyunla böyle ayrı bir sempatim vardı. Ayrı evet. Böyle hoşuma gidiyordu. Tam bizim yerli ırklarımız da var. Onlar da birbirinden güzeller ama. Şimdi damızlık deyince biz şu anki piyasa şartlarında Lagun'a bir aşırı talep olduğunu düşündük. Bu yüzden bu yolu tercih ettik. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Şimdi arkadaşlar İzzettin abiye güzel sorularımız var bugün. Bakalım kendisi kapalı sistem hayvancılığa başladı şu an ve yaklaşık olarak 45 gündür bu hayvancılığı devam ettiriyor. Memnun mu? Ne gibi zorlukları var? Daha öncesinden hayvancılık yaptın mı abi hiç? Yani böyle yapmadım. Baban yaptı değil mi? Yani sen baba, bu zamana kadar. O zamanlar. Ondan sonra biz hayvancılığa zaten ara verdik. Aynen. Öyle devamlı kapımızda hayvan var desem yalan olur. Aynen abi. Yapmadık. Şimdi öncelikle İzzettin abi Lagun ırkıyla başlamışsın ve koyunla başlamışsın. Evet kardeşim. Şimdi bizi izleyenlerimizden mutlaka böyle bu işe danışan ya da bu işe girişmek isteyenler vardır ama korkuları vardır. Bu korkuları nasıl yendin sen? Hayvancılığa başlamaya öncelikle nasıl karar aldın ve Lagun ırkını tercih etmişsin? Küçük baştan başlamıştım. Büyük baştan da başlayabilirdin aslında. Büyük evet. Başı neden tercih etmedin? Küçük başı tercih ettim ve neden Lagun koyun ile bu işe başladın abi? Çünkü bir sürü ırkımız var. Bu ırkları neden tercih etmedin? Ya şimdi bizim burası yine biraz mera alanımız olduğu için yerimiz de hazır kurulu düzen olmadığı için büyük baş yapmak istersen ona göre bir sistemli yapması lazım. Hayvanın bokunu nereye atacaksın? Nereye bağlayacaksın? Yani ona göre daha teferruatlı ama küçük başı iki tane tahtadan bir jergesaya çakıp onun içine de koyabilirsin. Kesinlikle. Öyle de yapabilirsin. Biz şu an bize bu daha kolay geldiği için küçük başla başladık. Biraz da içimizdeki sevgiden dolayı şimdi. Bizim buna sempatimiz daha fazla. Buna evet. Daha içimiz ısınık. O yüzden koyunla başladık. Kapalı sistem yapıyoruz söylediğin gibi. Yani şimdi kapalı sistem şu şartlarda hayvancılık yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama bizim şöyle bir artımız var. Biz kendimiz aynı zamanda çiftçilikle de uğraşıyoruz. Sen biliyorsun zaten evet. Burada ekili işimiz var. Sılaj ekiyoruz, arpa ekiyoruz. Şimdi yeni yerler bakıyoruz. Bakalım yine bir regras ekme düşüncemiz var. Olursa birkaç yer yonca ekeceğiz. Abi ektiğin yerler kendinin mi yoksa hicar mı tutuyorsun? Hicar tutuyoruz kardeşim. Evet. Bizim buralarda izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Hicar kira fiyatları nedir abi? Mesela bir dönüm yerin kardeşim, kirası nedir? Kardeşim şu an... Şöyle söyleyeyim yani yerde eskiyseniz belki biraz daha hesaplama yeni yer tutuyorum dediğiniz zaman şu an 1000 liranın altında yer çok zor yani 1000 lirayla 2000 lira arası değişiyor. Dönümü değil mi abi? Dönümü 1000 lirayla 2000 arası değişiyor arkadaşlar. Bizim yıllardan beri tuttuğumuz yerler var yeni tuttuğumuz yerler de var. Yani bu şekilde ya bu işler zor ekipman lazım önce ekip kesinlikle. Biçmek için yani yeri tutmak mesele değil. Evet. Bu ekipmanı sahip olmak lazım.
diğer türlü bu işin de içinden çıkamazsın. Evet, traktörün abi. Yoksa, sürümüçün, çapa makinen yoksa, pulluğun yoksa, ilaç makinen yoksa, gübre atma makinen yoksa, bunları arkadaşlar zor yani, öyle söyleyeyim. Şu an için ekipman düzmek de çok zor İzzettin abi, çünkü ekipmanlar çok pahalı. Yani öyle kardeşim. Şöyle örnek vereyim ben size. Bundan 2 sene önce şu an Yemkarma'da takılı olan traktörümüz 54C, Fiat 54C 87 model traktörümüz 50 bin civarıydı. Şu an 250 bin civarı. Yani evet. Sıfırdan başlayan bir adamın bunların hepsine bir anda sahip olması çok zor. Çok zor. Onun için sen de elinde olanlarla kıymetini vereceğiz arkadaşlar. Aynen. Yani şu an satma devri değil, elimizdekine sahip çıkma devri. Satarsak çünkü yenisini yerine koyma şansımız çok düşük. Kesinlikle. Onun için elinizdekine bu her şeyde geçerli abi. Küçük başta da geçerli, büyük başta da geçerli. Malda aynen da öyle. Yani o yüzden küçük başınız, hayvanınız varsa onu bile sıkı, sımsıkı elimizde tutmamız gerekli. Aynen. Peki öyle. İzzettin abi, şimdi Lagun ırkıyla başlamışsın. Evet. Lagun'a seni çeken neydi? Kapalı sistem yaptığın için mi Lagun'la başladın? Lagun bildiğimiz üzere bir süt hayvancılığı yapanların evet. tercih ettiği bir ırk. Sen de süte yöneliksin herhalde. Şimdi kardeşim şöyle söyleyeyim. Aslında bizim çok süte bulaşma niyetimiz yok. Bilmiyorum, zamanını gösterir. Şimdi bu hayvan yayılmadığı sürece zaten bir süt randımanı alamazsın. Biz şu an kapalı sistem yaptığımız evet. için süt düşüncemizi ortadan kaldırdık. Biz abi kuzuya çalışmayı şöyle düşünüyoruz diyeyim, sadece. Abi sana şöyle söyleyeyim. Aslında Lagun kapalı sistemde daha çok verimli olan bir hayvan. Yani hem sütte hem ette. Bunlardan süt alırsın aslında. Valla ben sütte bu konuya ben çok katılacağımı söyleyemem. Yani ben hayvan gezmediği sürece sütte verim alacağını sanmıyorum. Yani abi, az da olsa şöyle 1 saat 2 saat bir gezmesi lazım. Biraz ot yemesi lazım. Biraz bokunu sidini atması lazım. Ya bu yerli hayvanlarımız da geçerli bence abi. Mesela sakızda. Sakızda yaylım yapmazsa süt almazsın, doğru. Ama bu Lagun'da değil. Çünkü Lagun çiftlikleri var. Onlar hiç çıkarmıyorlar meraya. Çıkarmıyorlar ve ama şimdi olağanüstü süt rakamlarına ulaşıyorlar. Ulaşıyorlar ama bir de ne yedirdiklerine bakmak lazım. Tabii. Sen onların yedirebileceğini yedirebilecek misin abi? Ya yediririz kardeşim, elimizdekilerin hepsini yediririz. Hayvandan kıskanacak değiliz ama yani şimdi onların rasyonunda ayçiçek küspesi var, o var, pamuk küspesi var. Ya değişik şeyler evet. var, takviyeler var. Hayvanın gerekli ihtiyaç duyduğum besini, mineralleri onlar sağlıyorlar ama bizim elimizde o kadar imkan yok. Bizim silajımız var, yoncamız var, samanımız var, olursa regramız var, regrasımız var. Evet. Yani bir de arpadır, buğdaydır, böyle takviyelerimiz var. Yani yine çoğu insana göre biz de avantajlıyız yani. Evet abi. Yem konusunda kendimiz ürettiğimiz için kapalı yapabiliriz. Yani ya süt bir de teferruatlı bir iş kardeşim. Sen bu evet. işin içindesin. Bu sütü, koyunu sağması kesinlikle abi. Ayrı bir sorun. Tabii sabah akşam o koyunu sağmak zorundasınız. Sağmak zorundasın. Bugün akşam benim işim var. Ben bugün akşam koyunu i̇şte, sağmazsam olur mu dedin abi. Için bizim niyetimiz sadece kuzuya çalışmak. Yani doğutturacağız. 2 ay 3 ay kuzusunu emdireceğiz. Satacağımızı satacağız. Kestireceğimizi veya ayıracağımızı ayıracağız. Hemen arkasından tekrar bir koç katımı başlatacağız. Tekrar koça getirme işlemi. Sonra tekrar koç katımı. Yani bu sürekli bir döngü haline getirmek istiyoruz. 2 senede 3 kere kuzulatmayı hedefliyoruz. Bir de Lagun'un şöyle bir özelliği var. Çok yer gezdim. Yani böyle köylüde 5-6 tane Lagun koyunu olanını da gezdik. Çiftlikte de dolaştık. Yani koça gelme şeyi çok böyle hızlı. Çabuk koça geliyor. Kızgınlık çabuk gösteriyor. Çabuk kızgınlık gösteriyor. Mesela doğuruyor. Bir ay sonra kızgınlık göstermeye başlıyor. Öyle söyleyeyim. Bunları yaşadık yani. Biz getirdiğimizde doğurdu hayvan. Ondan sonra mesela koça geldiğini gördük biz. Tuttu mu abi o? Yani şu an tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Daha çözmedi yani. Bir daha koça gelmedi değil mi? Bir daha görmedim şu an için. O zaman tutmuştur yani. Belki 15-20 gün daha yeni oldu. Hani çözdüyse de daha evet. belki tekrar kızgınlık göstermesi daha yeni belki bugünlerde gösterebilir. Evet. Abi şimdi sen çiftlikleri gezdin dedin. Köylüdeki Lagun'u da gördüm. Çiftlikteki Lagun'u da gördüm evet. dedin. Çiftlikteki Lagun'ların ya da köylüdeki Lagun'ların ikizlik oranları nedir? Nasıl randıman taşımışlar? Yani ne bilgiler öğrendin Lagun'lar hakkında? Çünkü vallahi araştırmayı kardeşim, çok güzel yaptın. Araştırmayı güzel yaptık. Yani bu hayvanın zaten bir belli olan bir ikizlik oranı var. Evet. 2.2. Yani gittiğimiz yerlerde de hep duyduğumuz ya ikiz ya 300. Evet. Tek nadir gazlanıyor. Biz de zaten bunun için bunu tercih ettik. Kuzuya çalışacağımız için ikizlik oranı yüksek bir hayvan seçmemiz gerekiyordu. Tamam, daha güzel süt ırk hayvanlar olabilir. Şimdi mesela şu an parlayan bir yıldız parlatılıyor bence. Asaf koyunu var biliyorsun. Evet, Asaf koyunu var. 5 kilo süt verdiği söyleniyor. Asaf koyunu iyi bir rasyonla, iyi bir bakımla. Yani ben bir koyunun 5 kilo süt verebileceğine şahsen inanmıyorum arkadaşlar. Verebilir ama ne diyeyim size, 100 koyundan 5 tanesi verir. Geri evet. kalan 95 tanesi
3 kilo verir, 3,5 kilo verir, hadi 4 kilo verir. Ama 5 kilo her koyunun verebileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Abi bu sürü ortalaması mı 5 kilo yoksa 2-3 koyunun abi, ortalaması mı 5 kilo? Yani şimdi söylenene bakarsan sürü ortalaması 5 kilo. Evet. Ya şimdi biz 5 kilo görmedik arkadaşlar. Çiftliklere de gittik. Ben 5 kilo benim koyunların hepsi veriyor diyen çiftlik sahibi de görmedim. 5 kilo koyun veriyor mu? Veriyor. Veren koyun var diyor. Ama diyor hepsi vermiyor. 3 kilo veren de var diyor. 3,5 kilo da veren de var. 2,5 kilo veren de var diyor. Ama artık bu işin daha uzmanı varsa, daha piri varsa bize de söylesin. Biz de 5 almasak da bunlardan 4'er kilo süt alırsak kuzuyu bırakırız. Her gün evet, geçeriz. Şimdi yerlerin abi, başına çağır 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 sağmaya başlarız bir yani. Bir koyunun süt verebileceği bir kapasite var. Mesela sakız koyununun ağzından da soksan abi yemi, burnundan da soksan yemi, koyunun verebileceği süt kapasitesi örneğin 3 litredir. Yani ne kadar çok iyi bakarsan bak, bir koyunun üstüne, bir koyunun önüne istersen bir çuval yem dök, süt evet, yemi dök, bir balya yonca koy bir koyunun önüne. Ama sana verebileceği süt kapasitesi 2,5 litre, 3 litredir. En çok damızlık bir hayvanın yani. Ben bunun üstünü görmedim. 3 kilo veren sakızlar gördüm. Bölgemizde gördüm. Örneğin bizim köyde Mehmet abinin koyunları 3'er kilo süt sağıyor adam. Vallahi... Ama çok iyi bakıyor. Yoncasından, süt yeminden, mısır sıvacından, pançer küspesinden her şeyine. Çok güzel rasyonu var. Ama senin dediğin gibi Asaf'ın 5 kilo süt verebileceği ırkında var mı? Yani 5 kilo demeyelim de abi, biz artık buna laktasyon olarak bakıyoruz. Şimdi Lagun... Yani 5 kiloyu ne kadar verdiği de önemli şimdi. 5 tabii, kilo süt veriyor da 15 gün 5 kilo verir, ondan sonra aşağı gelmeye başlar evet, yani. İlk doğurduğunda 5 kilo alırsın belki. Aynen abi. Yani buna işte 5 kilo süt veriyor diyerek bakmayalım da abi, biz buna böyle bakalım. Laktasyonu önemli bizim için. Bir koyunun bir yılda bize ne kadar süt verdiği önemli. Buradan sanlı Metin abimiz vardı, bizim kanalımızda izleyenler varsa. O da mesela lagunları 5 kiloya garantili diyordu yani. Aynen. Maşallah onun koyunları da güzeldi. Ama gidip sağmak nasip olmadı bakalım. Onunla da bir video yapacaktık, yapamadık. 5 kiloyu ben ondan da şüpheliyim yani. Belki Metin belki... abi de çok iddialıdı bu konuda. İddialıdı aynen. 5 kilo süt sağıyorum diyordu ama bu onda... 5 kilo ağızlara bir yapışmış. Kaç koyun vardı abi Metin abide? Metin abide 6-7 tane lagun koyun vardı işte. Koçu vardı. 2 tane de koçu vardı. Bir de Ofiris koçu vardı, bir lagun koçu vardı. Evet. Yani 6-7 koyun vardı ama tamam, koyunları güzeldi. Yani 3,5 kilonun lafını yapmaz. 3 kilo, 3,5 kilo. 4 kiloya kadar zorlar. Metin abi de hiç dışarı çıkarmıyordu yalnız abi. Bunun farkında mısın? O da kapalı sistem bir hayvancılık yapıyordu. Ya o da şimdi imkanlardan dolayı vakit buldukça çıkarıyor aslında ama genelde içeride bakıyordu. Yani hayvan evet, sayısı az olduğu için çok böyle dokanmıyor büyük ihtimalle. Götürüyordu oradan. Dışarıdan biraz ot yapıyordu, onu yapıyordu, kapalı döndürüyordu işte. Evet. Arkadaşlar 5 kilo koyun süt verir iddialarına cevap için benim koyunum 5 kilo süt veriyor diyorsanız çağırın bizi İzzettin abiyle beraber, gelip gelelim, bir video çekelim abi, değil mi? Video herkes çekelim, görsün. Ben artık sahibinin elini de öperim yani, sıkıntı yok. Aynen, koyun ırkı fark etmez. Yeter ki 5 kilo süt versin, 4 aynen kilo versin öyle abi. 4 kilo veren, 3 kilo versin. 3 kilo süt veren koyun ortalaması 3 kilo olan bir sürü de bizim gözümüzde şampiyondur yani. İzzettin abi, koyunları nereden aldık? Muğla'dan aldık geldik dedin. Kardeşim, koyunları biz Muğla yatağından getirdik. Bu koyunlar Survivor'dan geldi. Öyle söyleyeyim ben sana lafın icabı. Yani bir yem yok. Herhangi bir ek takviye besin yok. Yani gittiğimiz yer böyle tamam, zeytinlik Muğla o taraf, o taraflar da zeytinlik. Aynen, ama oralar da bizim ama burası. Ama bizim bu taraf gibi ova değil kardeşim. Biraz daha böyle dağlık olduğu için ot böyle çok yürümüyor açıkçası. Yani yıl yılı tutmuyor. Bu sene biraz iyiymiş. Yani hayvanlar sadece meradan faydalanıyordu. Yani kışı biraz ağır atlatmışlar. Geldiklerinde zaten çok paylaşamadım. Paylaşmak da istemedim. Yani harap haldelerdi. Dizine kadar çamurun içinden aldık biz hayvanları. Yani kendim çizmeye gittim. Çizmenin içine doldu çamur. Öyle söyleyeyim. Öyle tabir edeyim ben sana. Oradan getirdik. Geldiğinde bakımsız hayvanlarımız. O yüzden hemen zaten bir meraya çıkarmak istemedik. Evet. Şimdi arkadaşlar, İzzettin abi hayvanları ilk getirdiğinde gerçekten bayağı bir sıkıntılı durumda da hayvanlar. Çünkü orada gelen yerde hayvanlara hiç bakılmamış. Yünleri deseniz çamurlarla dolu. Yani koyunların altı şu boy çamurmuş. Eğer siz de bu şekilde hayvancılık yapıyorsanız bence bir an önce bırakın. Çünkü bu hayvanların günahı sizlere yeter. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Bu hayvanın ne memesine bir el vurulmuş. Bu hayvan süt ırkı bir hayvan. Bu hayvanın memesini yoklaman lazım. Sağman lazım. Sağman abi, lazım. Yani ya da kuzusunu takip etmen lazım. Alıyor mu, almıyor mu, emiyor mu, memede süt kalıyor mu? Yani getirdiğimiz koyunların içinde kaç tane memesi
Kimisinin ardık, kimisinin meme ağrısı yapmış, memeyi evet. kaybetmiş, tek meme olmuş. Bunlardan da vardı. Hala daha var bunların içinde. Biz bunları yine çıkarmak istemedik. Çünkü ırk özelliklerini taşıyan hayvanlar. Bakıyoruz evet. sütü de düzgün hayvanın. Bunun için çıkarmak istemedik. Biz bunların kuzularını almayı hedefliyoruz birkaç kere daha. Ondan sonra belki elimizden çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü şu an çok elimizde zaten aşırı sayıda bir lagun koyunumuz yok. Yani burada toplasan 25 tane lagunumuz var. İçlerinde birkaç tane de farklı hayvanlarımız var. Yani bir aynı zamanda biraz da adak işimiz de var. Adaklı kurbanlık işimiz de var. Zaten birazdan koçlarımızın yanına da gideceğiz. Aynen abi. İki tane damızlık baba koçumuz var. Onları çok da güzel. Gösteririz. İsteyen olursa onları da veririz. Adaklık hayvanlarımız var. Kurbanlık hayvanlarımız var. Yani bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani damızlık hayvanımız bir yanda, bir yandan da adak, kurban, kurbandan sonra yine adağa devam ediyoruz. Kesinlikle. Devamlı çalıştığımız yerler var adak içinde. Evet. Böyle devam arkadaşlar, ettiriyoruz. Arkadaşlar yani bu konuda ne kadar verimli hayvan olursa olsun elinizde bu hayvanla ilgilenmek zorundasınız. İlgilenmediğiniz takdirde İzzettin abinin dediği gibi hayvanınız tek meme olabilir, uyuz olabilir örneğin vesaire bir sürü hastalıklara yakalanabilir. Orada bu hayvanlara hiçbir tane aşı bile vurulmamış. Buraya geldiğinde hayvanlar biz de İzzettin abiye yardımcı olduk. İlk işimiz bunlara iç ve dış parazit aşılarını uygulamak oldu. Aynen vitaminlerini öyle. Uygulamak oldu. Solaj aşılarını uygulamak oldu. Şu anda 45 günde hayvanlar bence kendini çok güzel toparladı İzzettin abi. Bayağı kendine geldiler. Evet. Kaç tane hayvanımız vardı burada izleyicilerimiz de bilsin. Şimdi kardeşim burada toplamda 30 var. Daha ekstradan içeride şurada kapalı 3 tane koyunumuz var. Onları adak olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Adaklık satıyoruz yani öyle söyleyeyim. Çok karıştırmamaya çalışıyorum. Dışarıdan getirdiğim hayvanla buradaki hayvanı karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü kene oluyor, pire aynen. oluyor. Şimdi biz bu hayvanları ilaçladık. Pire ilacı attık, kene ilacı attık. Ama bu bunu ömür boyu götürecek diye bir şey yok. Kesinlikle. Yani sen bunun için hastalıklı hayvanı getirirsen sen tekrar bu hayvana pireyi keneyi bulaştırırsın. Evet. Böyle bir şey. Onun için şu an burada lagun olarak 25 tane hayvanımız var aşağı yukarı. Küçük kuzumuz var bir tane. Yani toplamda 30 baş var da lagunlarımız 25 tane. Anladım abi. Şimdi bu hayvanlara kapalı sistemle bakıyoruz. Doğru mu İzzettin abi? Evet kardeşim. Abi? Kapalı sistemle bakıyoruz. Ne yiyor abi bu hayvanlar? Günlük olarak kardeşim bu hayvanlar belki izleyicilerimiz ön kısımda bunu görmüş olabilirler ama bir de senin ağzından duysunlar. Şimdi az önce yemledik zaten beraber sen evet. de yanımdaydın. Biz bu hayvanlara şu an yedirdiğimiz şey toz saman, arpa, kepek. Bu kadar. Şu an baktığımız rasyon bu. Evet. Arpaya yeni başladık. Daha önce yonca, saman, yem kullanıyorduk. Şu an arpaya döndük. Arpa vermeye başladık. Günlük aşağı yukarı yarım kiloya yakın. 400 gram şu an arpayla devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla abi bir flaşik uygulaması var şu an bu çiftlikte. Yani şu an biliyorsun zamanı geliyor artık. Evet. Yani hayvanların kosaması lazım, koça gelmesi lazım. Onun için de bunların hepsini birlikte koça getirmemiz için biraz arpaya yüklendik. Evet. Ama gelebilir mi? Gelebilir. Tek tük koça gelirler. Arpaya vermesen ama. Tabii. Kimisi gelir, kimisi gelmez. Bu iş kesinlikle abi keyfi kalmaz, tadı kalmaz yani. Bir hata yapmışsın İzzettin abi. Flaşik döneminde koçu içinde tutuyorsun. Koç kardeşim burada. Koçumuz burada şu an daha arpaya yeni başladık. Koçumuzu ayırma niyetimiz var da bir elimiz ermedi. İşlerimiz de yoğun biliyorsun. Evet. Bir yandan ekil işler, bir yandan hayvan işleri yetişemiyoruz. Aynen. Abi diğer koçu şimdi birlikte buradan gidelim arabanın bagajına atalım. Senin bahçeye indirelim. Çünkü flaşik döneminde hayvanlar bir koç kokusu almaması lazım. Ya öyle diyorlar da ayrı ayrı gelmesinler diye koç abi onun için. Ya ayrı ayrı gelmesinler diye. Şimdi bizim hayvanımızın içinde şimdi koça gelenler de olduğu için biz koçu ayırmadık anladın mı? Belki gözden kaçırırız koça gelir. Şimdi bir koça geldiği zaman evet. aşağı yukarı 24 saatte 30 saat arası falan bir kosak zamanı oluyor. Aynen. Ondan sonra kosaklığı geçiyor. Bir daha tekrar kaç gün sonra koça geliyor? 18-21 gün sonra arası tekrardan. 18-21 gün arası. Yani yeni gele koça gelenleri gördüğümüz için ondan ayırmak istemedik ama şu an bakıyoruz bir hareket yok. Koçumuzu götüreceğiz zaten o niyetteyiz. Biz de senin aynı düşünceyiz. İnşallah abi. Elimiz ermediği için götüremedik. Evet. Şimdi siz bizim gibi yapmayın arkadaşlar hemen koçu ayırın. Şimdi İzzettin abi kapalı sistem hayvancılık para kazandırır mı dediğimiz evet, adlı kardeşim. Videoyu çekiyoruz şu an. Bize şu an bir hesap bir zamanı günlük, geldi galiba. Bize bir hayvanın bir günlük sana maliyeti nedir? Yani izleyicilerimiz belki kapalı sistem yapmak istiyordur ama bu işin içinden çıkamam diye yapmak isteyemiyordur. Evet. Ya da yapamıyordur, korkuyordur. Bir hayvanın maliyeti günlük sana nedir abi? Senin kardeşim bunu duyarsak bence çok güzel olur. Bizim şu an kapalı baktığımız 30 küsür tane hayvanımız var. Biz hesabı çok karıştırmadan ilerleyelim. Yani 30-32 tane vardı. 30 taneden hesap yapalım. Yani biz bu hayvana şu an gördüğün gibi günlük verdiğimiz şey sabah akşam birer balya toz saman. Evet.
Birer kovada sabah bir kova, akşam bir kova arpa, bir de şey bir kova kepek. Birer kovada kepek veriyoruz. Anladım abi. Yani ne kadar verdiğini sen kesinlikle hesabını yapmışsındır. Evet, hesabını hayvanın yaptım. Şimdi bize günlük maliyetini diyelim. Yani bize diyelim. Bir hayvanın maliyeti şu an arkadaşlar 7,5 lira civarı. 30 hayvanın sana maliyeti yani 225 lira mı İzzettin abi? Evet kardeşim. Yani bize günlük maliyeti şu an 30 hayvanın 225 lira. Bununla aileye vurursan o da aşağı yukarı 7750 lira mı yapıyor? Tabii 7750. 6750 yapıyor. Evet. 6750 lira yapıyor arkadaşlar. Bu hayvanlar bizim cebimizden her ay 6750 lira para yiyor. Ama sence, şimdi sen bana soracaksın bu hayvanlardan ne kazanacaksın diye. Yani bunun hesabını şimdi söylemek bilmiyorum çok doğru olur mu? Daha biz bu hayvanları getireli dediğin gibi 45 gün oldu olmadı. Evet. Bu hayvanlardan herhangi bir süt almadık. Herhangi bir kuzu almadık. Bu hayvanlar zaten geldiğinde kısırdı. Şu an kesinlikle verimsiz arkadaşlar hayvanlar. Şu an kesinlikle. Hiçbir gelirimiz yok arkadaşlar. Yani sürekli cepten yiyor. Yani biliyorsun yaylım seçeneğimiz var ama evet. Şimdi bu hayvanın arkadaşlar biraz beslenmesi lazım. Kondisyona girmesi lazım. Koça gelmesi için, kosaması için. Evet. Onun için biz kapalı bakıyoruz. Bir de zeytin arası da şu an zaten artık yasaklanmaya başladı. Zeytinler artık evet. Çiçek açmaya başladı. Hatta açtılar bile. Kimsenin de malına zarar verme düşüncesinde tabii değiliz. Tabii sen nasıl koyundan kuzu alıyorsan o adam da... O adam da kendi zeytininden bir gelir edecek. O da oradan evet. Bir geçim kaynağı. Nasıl biz buradan bir gelir elde edip geçimimizi sağlıyorsak o da oradan geçimini sağlıyor. Onun için biraz meradan uzak kaldık. Evet arkadaşlar aslında şu zeytin konusuna geldiğimizde şöyle söyleyeyim. Zeytin... koyun zeytine ağacına zarar verir mi İzzettin abi? Yani koyun ağaç zeytin çok ağacına küçükse zarar verir mi? Zarar vermez. Aslında baharın hiç zarar vermez ama şimdi yerdeki ot kurudu mu? Evet. Bir de zeytin de böyle tam böyle çiçek açtığı zaman çiçeğe biraz fazla aynen. İlgi gösteriyor. Yani hayvan dinelip sarıyor. Tek sorun arkadaşlar dinelip hayvanın şu zeytin yapraklarını arkada görmüş olduğunuz gibi onları yemesi. Yiyebilir. Saçaklarına zarar verir. Onun da başında durursan o kadar ona da zarar vermez. Ait dersin, uyut dersin. Tabii. O zaman ona da ama sen hayvanı buradan aydadın. Şimdi yanlış anlamayın bizim arkamız buradan ta Şekveren'e dayanıyor diye. Tabii. Yani mera geniş. Aslında salsam ben bu hayvanı buradan bir aydasam, başında da durmasam. Aynen abi. Boynuna iki tane şıp taksam, telefondan kontrol etsem. Yani asfalta çıkmadığı sürece, bir yere çıkmadığı sürece, yola çıkmadığı sürece evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu biz yapamıyoruz arkadaşlar. Yani bu biz kendimiz de çünkü zeytinciyiz, zeytin istiyoruz. Kesinlikle. Buna ben de karşıyım. Ne olur? Zeytin hasatı biter. Ondan sonra zaten şey açık, mera açık. Evet. Ama yine de arkadaşlar ağaca zarar vermez ama yine bile zararcı ziyancı oldu mu yine ayağa kalkıyor. Yine de ben bir sürünün başında çoban olmadığı zaman kesinlikle abi. Yani ben böyle dolaşmasına karşıyım yani. Hayvanı zeytin arasında yaylım yaptırıyorsan başında durmak zorundasın. Ya zeytin arası demek de etmemek lazım. Arada bir boş yer oluyor. Oraya bir ekiliş yapıyorlar. Oraya da alıyorlar. İnsanların canını yakmaya gerek yok. Evet. Bu adamın koyunun sahibini nereden bulacak? Şimdi atıyorum çevrede 10 tane çoban var. Kim diyecek ki ben senin yerine hayvanları soktum ben yedirdim. Kesinlikle abi. Onun için başına durmamız başında lazım. Başında durursak iyi olur. Şimdi abi biz yılın 12 ayı kapalı sistemde mi bakacağız bu hayvanlara yoksa yarı kapalı yarı sistem meradan mı bakacağız? Vallahi kardeşim şu anki durumu pozisyona bakarsan kapalıdan devam edeceğiz. Yani birkaç ay şu an şu hayvanları bir koça getirmemiz lazım. Koçtan geçirmemiz lazım. Biliyorsun koçtan geçtikten sonra da bir düzeni evet. Bozmamak gerekiyor. Doğru muyum? Doğrusun İzzettin abi. İnşallah. Onun için şu an kapalı gidiyoruz. Yani cepler hamur gibi oldu, cüzdan hamur gibi oldu bile. Sürekli cepten yiyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani ekstradan başka bir iş de yaptığımız için, bu tarafı desteklediğimiz için, kendimiz evet. Ekip biçtiğimiz için. İşte biraz sen daha... oradan kazanıyorsun herhalde İzzettin abi. Her şeyi dışarıdan alsaydın şimdi biraz daha masrafların daha yüklü olmaz mıydı? Mesela sen sılajını ekiyorsun, arpanı, buğdayını ekiyorsun. Ya kardeşim, bunlara para vermiyorsun. Tabii ki kendi daha, hayvanına yediriyorsun. Tabii ki daha şey yüklü olurdu. Ben şimdi biliyorsun hasat zamanı geldi, buğdayımız var, onu biçeceğiz. Evet. Ben onun samanını alacağım. Şu an ben toz saman alıyorum. Balya samanı alacağım. Şey atacağım, yem karmada zaten o kıydıkça. Aynen öyle. Onu hayvan yiyecek kıvama geliyor yani. Çok böyle bir zebillik olmuyor yem karma olduğu için. Evet. Ama yem karma olmaz, o samanı yedireyim de sen zor yedirirsin biraz. Yani. Abi bayağı sistemli çalışmışsın yalnız. Bakıyoruz traktörün var, yem karmam var. Yem karmamız var. Güzel ağırını kiralamışsın. Allah'a bin şükür. Arkadaşlar bu işe girerken abi ilk önce bir yer satın almak istiyorlar. Ondan sonra içine ahır yapmak istiyorlar falan ama dediğim gibi korku var. Cesaret edemiyorlar. Bak sen ne kadar güzel kiralık ahırını da bulmuşsun abi. Vallahi cesurlar her zaman kazanır öyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz cesaret gerekiyor bu işlerde. Ya biz bir de biraz işin içinde olduğumuz için biraz da bunun cesareti var bizde. Evet.
daha da önceden geçmişimiz de var hayvancılık, ama hiç hayvancılık bilgisi olmayanlar varsa böyle 30 tane, 40 tane, 50 tane hayvanla başlamasınlar. Önce şöyle bir 5-10 tane hayvan alsınlar ki bir öğrensinler bu hayvan ne yiyor, ne içiyor. Yani ne oluyor, ha ne hastalıkları var, bir takip etsinler. Şöyle bir hiç yoktan 6 ay, 1 sene gibi vakit geçirsinler, bir kuzu alsınlar, doğurtursunlar. Ondan sonra bir kere bu Badire'yi atlattıktan sonra ondan sonra 30 taneye çıkabilir, 40 taneye çıkabilir. Artık kendi evet. gücüne göre, kendine güvencine göre yani. Evet, şimdi Lagun'un süt konusunu konuştuk abi. Çok evet. güzel süt verimli bir hayvan dedik ama et konusunda da gerçekten Lagun bence üst safhaları taşıyan bir ırk. Vallahi şimdi kardeşim birazdan göstereceğim size. Şimdi Lagun koçumuz var içimizde. Maşallah nazardan saklasın. Kilosunu sen söyle yani şu an. Tarttık yani biz bu hayvanı. Biraz kondisyondan düştü bu ara, sıcaklar geldi. Canlı olarak tarttın mı abi hayvanı? Tarttım canlı olarak. Ne kadar geldi canlı Lagun koçu? Canlı 130 kilo geldi kardeşim. Canlı 130 kilo. Şu anda 120 civarı diye düşünüyorum. 118-120 canlı civarı diye evet. düşünüyorum yani. Koçumuzun maşallahı var. Yani Lagun hayvanı hem et hem süt, gerçekten buna şey diyebilirim yani. Biz bunları gözümüzle gördük, yaşadık da. Evet. Lagun'un eti arkadaşlar sıkı oluyor. Hayvana şöyle baktığınızda hayvan biraz küçük durabiliyor İzzettin abi ama aynen öyle. Seni canlı baskülle de ette de yanıltabilir. Bu da küçük görünmesinin nedeni zaten tüysüz bir hayvan. Cıbır bir hayvan biliyorsun. Evet. Bunun için kendini çok göstermiyor. Şimdi ben bu hayvanın üstüne bizim Sakız'daki yünü koysam bu hayvana dersin bu şey yerli inek gelsin de yerli dana dersin. Kesinlikle. Yani. Onun gibi olur. Onun için yapağı olmadığı için üstünde kendini ufak gösteriyor ama şey keçi gibi. Keçide evet. mesela teke de kendi tüysüz olanlar var. Tüysüz hayvan bakarsın ufak durur koçtan ama koçtan daha fazla et döker. Aynen öyle abi. Bu doğru iş böyledir yani. Şimdi hayvanların doğumları olacak abi nasip olursa. Şu an kosak döneminden geçiyorlar yani koçtanıyorlar diyelim. Evet. Önümüzdeki sezon kaç tane kuzu bekliyoruz? Kaç tane kuzu alırsak para kazanabiliriz abi? Vallahi kardeşim şimdi biz burada 25 tane kendimize ayırdığımız Lagun koyunumuz olacak. Yani gözümüzün beğendiği bu hayvan ırk özelliklerini taşıyor. Damızlık olabilecek dediğimiz hayvanları ayırdık arkadaşlar. Başka diğer hayvanları elimizden çıkardık zaten. Kimisi adak kesildi, kimisi evet. Ayakta verildi. Yavaş yavaş sayıyı azalttık. Daha artık çok elimizden çıkaracağımız yok. 3-5 tane de belki yani işte 25'e kadar indireceğiz bu sayıyı. 25 tane hayvanımızın üzerinden hesap yaparsak bu hayvanın ikizlik koranı 2.2 dedik. Tamam. Biz 2.2 belki alamayabiliriz. Biz 1.8 alalım abi. 1.8 alalım. Yani 25 tane koyundan biz 40 tane kuzu aldık mı? 40 tane, 45 tane kuzu aldık mı bizi kurtarır kardeşim. Kurtarır değil mi abi? Aynen öyle. Peki kuzuları kendine damızlık olarak bırakacak mı? Sürüyü genişletme yani hedeflerin var mı? Şu an için sürüyü genişletme hedefim pek yok. Önce kardeşim biz şu an bir kiralık yerdeyiz. Evet. Bizim daha farklı düşüncelerimiz var. Biliyorsun hayvan çadırı da aldık. Getirdik. Evet. Bursa'dan hayvan çadırı getirdik. 2 tane 80 metrekare çadırımız var. Yani şimdi biz bunlara bir yer bulup bir yapay mera oluşturup kendimiz önüne de hani ya, bu hayvanın rahat etmesi için, bizim de kendi başka işlerimiz olduğu için biz de rahat etmemiz için bu hayvanın önünde bir gezinti alanı oluşturmak istiyoruz açıkçası. Bir 5 dönüm 10 dönüm bir araziye bu çadırları kurup önüne otunu ekip regrası ekip bu şekilde hayvancılığa devam etrafını elektrikli telle çevirip aynen öyle kardeşim. Bak sen nasıl aklın yolu bir abi, yani biz bedeni değil kafayı çalıştırmak istiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Yani beden yorgun zaten, biraz kafayı çalıştırıp bedeni dinlendirmek istiyoruz. O yüzden böyle düşüncelerimiz var. Evet. Ama bunları hayata geçirmek kolay mı? Değil. Bunların hepsi masraf yani, öyle söyleyeyim. Hep cepten. Ve bir de arkadaşlar bizim burada gerçekten kiralık yer bulmak gerçekten çok zor. Bak İzzettin abi yine burada, buranın sahibi İzzettin abiye yardımcı olmuş. Hayvanları... Tabii burası çok sevdiğimiz bir abimizin yeri. Bize burada bir yer ayırdı sağ olsun. Kendi hayvanları da var onun burada. Biz bu bölmeyi biz kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan da memnunuz yani, şu an için kullanabileceğimiz en iyi yer, bulundurabileceğimiz en iyi yer burasıydı. Aynen ama abi şimdi... Ama bir yandan da yer bakıyoruz arkadaşlar, yani kiralık yer bakıyoruz. Bilmiyorum videoda izleyenler varsa, kiralık yeri olanlar varsa bu bölgede, bu çevre köylerde veya Havran çevresinde yakın yerlerde. Yani niyetimiz var kiralamaya. İnşallah abi. Yani kirasını 3 yıllık, 2 yıllık peşin falan veririz yani 3-5 yıllık da. Parayı buldun şey İzzettin abi, yani hem cepler hamur gibi oldun diyorsun. Bankaya gide gele bankanın yolunu aşındırdık. Şimdi abi hayvanları getirdik. Önümüzdeki 45 gün içinde zorlukları var mı yani bu hayvancılığın? Ne gibi zorluklarla karşılaştın? Yani, çünkü daha önce yapmadığını söyledin hayvancılık. Bu 45 günde seni zorlayan nedir? Yani kardeşim bizi zorlayan şöyle bir şey. Getirdiğimiz hayvanların içinde yanlışlıkla bize annesini vermişler, başka kuzu vermişler. Aa. İşte bak şimdi bu... Şimdi yetim kuzu oluyor değil mi o? Yetim kuzu olduğu zaman
bu işi zaten zorlaştırıyor. Mesela sağılması gereken hayvanlarımız vardı. Bu bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Şimdi evet. Tek başına geldiği zaman bunların içinden hayvanı yakalarsa 4-5 tanesini, kilit sistemi yok, bir şey yok. Bunlar hep zorluk bizim için. Onun için biz biraz süte uzak bakıyoruz. Yetim kuzularla çok dert oldum abi. Emzirdim mi onları? Emzirdim. Baktım başa çıkamadım. Ondan sonra buldum birisini. Hesaplı verdim, geçtim gittim yani. Yani evet. 3 tane 4 tane kuzunun bize çilesi 30 koyundan daha fazla. Kesinlikle abi. Ben şimdi, sana öyle söyleyeyim. 30 koyuna bakmak benim için daha kolay. Ama kuzuyu yakala, emzir, onu emzir. Şimdi onu emziriyorsun, öbürküleri geliyor, rahat vermiyor. Onu kovala. Yani işkenceydi bize. Ondan verdik, kurtulduk. Şimdi bir tane kendi bir tane tek kuzumuz var. O da zaten annesinin yanında. Kendi annesinin emiyor yani bütün sütünü. Emmediği zaman da zaten sağıyoruz. Şu an için böyle. Başka bir sıkıntımız yok. Sence bir kişi maksimum kaç tane hayvana bakabilir abi? Vallahi kardeşim, bana sorarsan kapalı sistemde mi? Kapalı sistemde. Ya kapalı sistemde bak, bakabildiğin kadar 50 tane bak, 100 tane bak, dök önüne yemi geç. Evet. Ama süt hayvancılığı yapıyorsan, içinde sağan varsa, sağmanen yoksa, elle sağıyorsan, ben şahsen 100 tane koyunu sağamam. Elle sağım zor zaten ben abi. Elle sağamam abi. Ben zaten o kadar işin içinde değilim, evet. Sen de biliyorsun. Tamam, biz hayvancılık gelmiş geçmişimizde var, gördük ama gidip de 100 tane koyun güdüp akşam gelip öyle sağmağın biz o kadar uğraşmadık yani. Evet. Şimdi Lagun'la başlamış İzzettin abi. Lagun'ların meme takımları arkadaşlar şöyle sorma. Kadar yani küçük oluyor. Bu seni zorluyor mu abi? Yani zorluk çıkaracak gibi duruyor mu? Çünkü Lagun'ların meme takımları ya, tam şu kadar. Ya biz onlara çırtık meme deriz. Sadece memenin ucundan sağabilirsin. Öbür türlü komple memeyi böyle sıkman gerekiyor. Evet. Daha böyle uğraş gerektiriyor. Yani memeyi biraz, biraz daha zorlu yani, değil mi? Bunun için Lagun'lara sağım makinesiyle sağım yapıyorlar. Ve bir sıkıntı görmedim abi. Bu zamana kadar ben sağım makinesinde sağdım da Lagun'u. Bir sıkıntı gördüm, meme ağrısı yaptı diyen olmadı. Ben de görmedim. Yani sağım makinesi bence zaten rahatlık yani. Şu an bu 2023'te hala sağım makinesi kullanmamak bence akıl kârı değil. Yani ne gerek var kardeşim, orada kendini üzüyorsun kollarını. İnşallah abi. Biz yani de çömüyorsun üstün, maşın, mokun, durmuyor hayvan. Evet. Yani kilitleme sistemi yok bizim burada çoğu sayılarda kardeşim. Yok. Şimdi yanlış anlama. Hayvanları ya bir yere sıkıştırıyor ya arkalarından tek tek koşturuyor. Evet. Şimdi, sinir oluyor, hayvana kızıyor. Aynen öyle gerek abi. Şimdi yani nasip olursa arkadaşlar, biz de 54 tane kilit sistemi yaptım İzzettin abi. Bizim orada elektrik yok bildiğiniz üzere. Oraya bir tane jeneratör buldum abi. 10 bin lira. Bir çok tane iyi. De sağım makinesi aldık, 7500 liraya aldık dedim. Alacağız 7500 lira civarı. Bize maliyeti ne olacak abi? Vallahi 17,5 20 lira. Makinesi var, istiyorsan satayım sana kardeşim. Vallahi abi ben emanet kullanmasını seviyorum. Birader emanette vere vere elimizde bir şey kalmadı be kardeşim. Ya. Emanet kullanmasını seviyoruz İzzettin abi. Abim ya. Koyun sütünde takas olur abi. Haftada bir 10 kilo koyun sütü almaya gelirsin ama. Sağım makinesi şaka maka belli olmaz. Şimdi ileride bize de lazım olabilir. Bilmiyorum. Tabii. Şu an hedeflerimiz kuzudan yana ama ne göreceğiz, ne yaşayacağız belli değil. Aynen abi. Bakarsa süt çok para yapar. Önümüzdeki sezon arkadaşlar yapmaz, süt fiyatları bence 27-28 hatta ilk başlangıç 30 liradan olabilir. Çünkü şimdiki süreçte koyun sütleri bittiğinde inek sütünü 15 lira civarına çıkaracaklarını düşünüyorum abi. Belki bu yılbaşına kadar olur. Belki Temmuz zammında olur. Valla seneye koyun sütü 25 lira kardeşim. 25 lirada kalmaz abi. 30'u bile görebilir mi? 30 lirayı görür çünkü şu süreçte yani artık koyunlarda süt bitmek üzere arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Haziran'ın 15'ine geliyoruz. Koyunlar sıcaklar geldikçe artık sütünü eksiltiyor ve koç dönemi geliyor. Koça geldikçe sütleri bitiyor. Ve bu sütler bittikten sonra da inek sütlerine zam gelecek abi. İnek aynen. Sütü 15 liraya kadar önümüzdeki Ocak ayına kadar, bakın benim tahminlerimi belki izleyicilerimiz bilir. Tahminleri güzel yaparım abi. İnek sütü 15 lira diyorum. Seneye koyun sütü de 27-28-30 lira bandında diyorum. Ve evet, bir kuzulu koyun 9.000-10.000 TL arasında diyorum arkadaşlar. Kışın. Yani o yüzden elimizdeki malı iyi tutmamız lazım. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsun kurbanından sonra bir koyunda bir dibi görüyor yani. Her aynen. Sene bu yaşanıyor arkadaşlar. Yani yazın koyun bakmak insanlara zor geliyor, meşakkatli geliyor, evet. Biraz cepten yemesi gerekiyor. Şimdi çünkü yazın 3.000-4.000 liraya koyun alıyorsun ama abi 2 lira da koyuna yediriyorsun. Belki bu bizim bölgemizde böyle. Mesela dışarıda ben bakıyorum abi, biz yazın koyuna bir şey vermeyiz, sürekli merada yayılım yaparız diyorlar. Ama aynen bizim öyle. Burada da ya biraz daha kışın, serin yerlerde öyle evet, doğru söylüyorum. Biz kışın burada hayvana hiçbir şey vermeyiz. Yazın, sadece merada bakarız. Yazın biraz sıcaktan dolayı. Çünkü gündüz hiçbir şekilde burada koyunun yayılma ihtimali yok.
Çünkü çok sıcak oluyor. Evet. Ya çok sıcak değil mi? Yani bu sıcak koyuna yetiyor zaten. Yetiyor. Arkadaşlar tıkılmıyor koyun. Tıkılmıyor. Ta yani akşamüstü desen bu sıralar kaçta çıkartıyorsun? Sen örnek ver. Kaçta çıkartıyorsun koyunu? Bu sıralar akşamüstü saat 6 civarında, 7 civarında çıkarıyorum yani, abi. O zaman bile şöyle bir güldür güldür yayılmıyor. Yayılmıyor. Yani. Akşam ne zaman güneş battı 8.30'dan sonra hayvanlar şöyle yaylıma tutuluyor. Aynen öyle. Gece saat 12-1 gibi de hayvanları meradan kapatıp eve getiriyorsun. Aynen yani, ya bu bölgeden bölgeye değişkenlik gösteriyor dediğimiz gibi. Buralarda evet. Yazın biraz cepten yedirmek zorundasın yani. Evet. Ya da hayvanların kondisyonunu koruyamaz, zayıflamaya başlar. Evet. Bu da kuruya senin, dönüyor artık yazın bizim bu burada. Bu da ileriye 2 senede senin kuzuların atıyorum doğumunda, kuzu kaybında. Hepsinde. Yani hepsinde problem yaşarsın. Evet. Hayvan koça gelmez. İzzettin abi şimdi üstüne. Kapalı sistem hayvancılık para kazandırır mı adlı sorusuna ne cevap verirsin? Kardeşim biz kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü kendimiz ekip biçtiğimiz için. Yani biz bunların hesabını aslında oturup yaptık ama şimdi buradan paylaşmak çok doğru olmaz. Biz de daha yaşamadık yani. Şimdi bakalım 50 kuzu mu alacağız? 45 mi alacağız? 40 mı alacağız? Ölümlerle olmayacağız. 30 tane mi kalacak? Evet. Bunları bilmediğimiz için yaşamak lazım. Bu biraz da nasip işi diyelim yani abi. Yani biz hayvanlara elimizden geldiğince bakıyoruz. İlacını, garajını, hapını hepsini yaptık. Arpasını yediriyoruz. Şimdi bu gebelik sürecinde de devam edecek. Kesinlikle. Yine bakımına devam edeceğiz. Bunları yedireceğiz arkadaşlar. Budaylar geliyor yolda zaten. Kim yiyecek onları? Ben yiyecek değilim ya. Aynen adam. Abi. Bunlar yiyecek. Bir de arkadaşlar bu konuya şuradan örnek vermek istiyorum. Eğer kapalı sistem hayvancılık düşünüyorsanız her şeyi yazın hasatta yerine alıp koymanız lazım. Aynen öyle arkadaşlar. Yani şimdi ben atıyorum 10 balya saman aldım onu yedireyim. 10 balya alayım. Bir çuval yem alayım yedireyim bir çuval daha alayım. Ya kardeşim sen bu işi yapıyorsan 50 tane hayvan yapma. Bunu 30'a düşür. Bu hayvanın yiyeceğini hasatta al. Kesinlikle abi. Zaten sen yemde de kâra geçiyorsun. Şimdi balya, bir balya önce şu an 100-120-130 lira. İlk biçimler 100 liraydı. Şu an 120 lira. Eğer bunu şu an almazsan bunu ileride 180 lira 200 liraya almak zorunda kalacaksın. Zaten orada bir %50 kaybın var. Aynen öyle abi. %40 kaybın var. Buradan zarara giriyor. Bu hayvan şimdi samanı da lazım. Altına atacaksın. Samana dair mesela kesinlikle bizim kışın buralarda hayvanın altı çamur oluyor. Biliyorsun evet. Hayvanın altına saman atıyorsun. Sen bu hayvanın altına atacağın samanı yazın almazsan gidip de kışın almaya kalkarsan yani 150 liraya hayvanın altına saman atarsın kardeşim. Aynen öyle abi. Şimdi her şeyini yazdan alıp koymak lazım dedik abi. Mısır sılacı her örnek veriyorum her mesela. Şeyini abi, her şeyini yani yemini bile arpasını bile tabii. Her şeyini al. Kardeşim bizim bu bölgemizde buğday ekiliyor mu ekiliyor. Arpa ekiliyor mu ekiliyor. Aynen öyle bu tarlada kadar basit abi. Bana bir traktör alayım ben. Gel burada çuvalla ayarla yerini. Aynen öyle. Koy ne kadar yer bu hayvan atıyorum 1 ton. 1 ton arpanı al. Ne kadar buğday yer? Bir ton. Bir ton buğdayını koy. Samanını koy. 100 balya, 150 balya, 200 balya. Durumuna göre koy yani. Evet. Yoncanı koy. Yonca olmaz. Reygras olur. Bir şeyler koy yani. Otunu motunu koymak lazım. Aynen. Bu şekilde yaparsanız eğer belki işin içinden çıkma ihtimaliniz var. Ama yok ben kışın alırım. Benim koyacak yerim yok diyorsanız da abi, bence bu işe hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın. O zaman sopayı sallayacaksın yani yapacak evet, bir şey yok. Meraya devam abi. Meraya devam. Şimdi o zaman abi, bedeni çalıştıracağım evet, biraz kardeşim. Lagunların hastalıklara karşı dayanıklarından da bahsedelim. Bence hastalıklara karşı çok dayanıklı bir hayvan bunlar. Vallahi kardeşim bunlar aynı merinos gibi ya. Sanki aynı zaten tip olarak da benziyor. Bence evet. Dayanıklı hayvanlar. Ben bak geldiği hayvanlar o kadar şeyin içinden geldi. Yani çok böyle bir hastalıkla karşılaşmadık açıkçası. Kene vardı, kene ilacı sürdük. Pire vardı ilaçladık. Evet. Parazit haplarını yaptık. Yani hayvanları görüyorsun şöyle öksüren, tiksiren. Yok yok öyle hayvanların yani, genel sağlık durumunda bir sıkıntı boğazı yok. Boğazı düzgün. Abi doymuyor hayvan ya. Lagun harbiden yiyor. Yiyen i̇şte. Hayvan zaten hasta olmaz kardeşim. Öyle aynen. Hayvan boğazlı. Bu konuda atlamayalım arkadaşlar. Diğer hayvanlara göre lagun inanılmaz derecede iştahlı ve boğazlı. Bak abi. Yiyorlar hala daha yiyorlar. Yarım saatten beri yiyorlar. Bunların önüne bir bu kadar da dök bunlara da bir daha dök bir daha yer. Öyle yani. Hayvan doymuyor. Çatlayana kadar yiyecek. Öyle yani. Koyun doymak bilmezmiş bir de öyle diyorlar abi. Evet, mesela abi, keçi koyun olsa şimdi buradan. Ben bu kadar olduğunu sanmıyordum. Yani biz şu an çok bir yemleme vermedik. İlk geldiklerinde daha böyle toparlasın diye yem vermiyorduk. Çünkü yeme alışkın değildi. Yonca, saman. Yem karmada vermediğim için de 10 kilo sabah 10 kilo akşam biraz da besi yemi veriyorduk. Evet. Yani kokusun daha iyi yesin diye. Ya kasa kasa döküyoruz kardeşim. Döküyoruz. Bir saat sonra geliyoruz bir şey bir daha döküyoruz yine yiyor. Dök bakalım dök. Yem karma böyle çalışıyordu yani öyle söyleyeyim ben sana. Bayağı bir toparlayana kadar zaman geçti. Ama şu an biraz daha şimdi toparladılar kendilerini o kadar yemiyorlar. O zaman
Aç da hayvanlar abi, görmemiş. Şimdi ciğeri doldu hayvanların, bağırsakları doldu aynen abi. Öyle. Onun için fazla biraz çok yeme yüklenmiyorlar. Yüklenmiyorlar aynen öyle kardeşim. Ama da normal bir koyuna göre bu hayvanlar daha fazla yiyor, ben buna eminim yani. Boğazlı hayvan iyidir abi. Artık yediğini görmeyeceksin sen. Yediğini biz görmüyoruz zaten canım. Yesin diye getirdik biz bunları. Buraya. Aynen abi. Şimdi İzzettin abi, sana hayvanlardan sorduk. Sana tekrardan hayırlı olsun diyelim hayvanların. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların gelişimlerini de çekeceğiz. Kuzularını da çekeceğiz. Hepsini çekeceğiz kardeşim. Doğumlarını da çekeceğiz. Ne zorluklar yaşadın bakalım. Daha 45 gün oldu hayvancılığa başlayalı. Daha bir şey görmedin. Daha yolun başındayız. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Yolumuz uzun yani. Şu hayvanlardan bir kuzu almamız bizim şu an 5,5 ay civarının. Tabii. Bir... Şimdi 15-20 güne bu hayvanlar büyük ihtimalle koça gelmeye başlar. Ondan sonra 5 ay gebeliği var, doğumu var. İşimiz uzun yani. Aynen. İlk süreçte biz bunları konuşalım. Ondan sonrasını artık hayvanlar doğumunu yaptıktan ondan sonra konuşuruz. Ondan sonra gelir gider hesabını tekrardan mı yaparız arkadaşlar? Şu anki bize size vereceğimiz bilgi, biz bu kapalı sistem hayvancılıkta ne kadar para harcıyoruz bu hayvanlara, ne kadar yediriyoruz, günlük masrafı ne kadar, bunu verebilirim. Evet. Ama para kazanmayı da hedefliyoruz zaten. Öyle bir hedefimiz olmasa bu kapalı sistem hayvancılığı yapmayız. Kesinlikle hayvancılık yapmayız bunu abi. Bunu da hep birlikte göreceğiz zaten arkadaşlar. İzzettin abi şimdi hayvan pazarları videoları da çekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere YouTube kanalında. Abi hayvan pazarlarında koyun fiyatları nedir? Şu an nerelere gidiyor? Bunlar hakkında biraz senden bilgi alalım. Çünkü yeni işe başlayacak olan girişimci arkadaşlarımız da var. Evet. Onları da koyun fiyatları hakkında bilgilendirelim. Damızlık vasfı taşıyan bir hayvan, bir koyun şu an yanında kuzusu olmadan sadece koyun olarak ne kadar pazarlarda? 4-5 bin lira kardeşim şu an. Damızlık vasfı taşıyan. Yani duruma göre yani 4 ile 5 arası daha üstü de olabilir. Irka göre değişir. Ama bir daha şu an bizim yerli hayvanımız 4-4,5-5. Sakız koyunundan bahsediyoruz değil mi abi? 4-4,5-5 lira aynen kardeşim. 4 liraya nadir bulursun. 4,5-5 evet. lira. Şu an için pazar yerinde zaten kurbanlık vasfı taşıyan hayvanlar daha çoktur abi. Koyun gelmiyor da pek. Şu an zaten şöyle söyleyeyim. Kurbanlık, bıçaklık tarzı hayvanlar daha çok, damızlık hayvan zaten iyi hayvan pazara çok düşmez arkadaşlar. Pazardan ben damızlık hayvan alma taraftarı değilim. Evet. Bildiğiniz eşinizden, dostunuzdan, bölgenizde bir çiftlikten, köylüden güzel böyle damarı olan kuzu alın yetiştirin. Veriyorsa koyunlarından çıkma koyunlarını alın, yine alın yani öyle söyleyeyim. Onun çıkma koyunu bile kesinlikle abi. Pazardaki damızlık olarak alacağın koyundan iyidir. Daha iyidir, doğru söylüyorsun. Peki abi kurban fiyatları nasıl gidiyor? Büyükbaş, küçükbaş bunlardan vallahi bahsedelim. Kardeşim şunlardan bahsedelim. Zaten dün birlikte bir kurbanlık hisseye girdik. Kurban hissesine girdik, dana hissesine girdik. Allah nasip ederse bu sene dana keseceğiz. Geçen sene kuzu kesmiştik. Dana hisseleri arkadaşlar biz 12 bin liradan girdik. Videosunu da çektik hem gittiğimiz yerde. Kanalımızda bu akşam yayında olur. Bakmak isteyenler varsa oradan bilgi almak isteyenler de edinebilirler. Düveler 8.000 liradan 9.000 liradan başlıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 30-35 kilo ortalamalı kemikli et olarak söyleyeyim. Danalar da 10, 12, 14, 15 gidiyor yani. 150 kiloluk danayı 3 kişi de kesiyor, evet. 4 kişi de kesiyor, 5 kişi de kesiyor. Yani bunun şeye göre yok. Aldığınız ete göre, hayvana göre, kaç kişi girdiğinize göre değişiyor arkadaşlar. Ama bizim girdiğimiz hissemiz aşağı yukarı 40-45 kilo arası, 40-42 kilo ortalamalı, 45 demeyeyim, 40-42 kilo ortalamalı 12 bin liraya girdik. Bu fazla da gelebilir, aşağı gelmez, fazla da gelebilir artık o şeyini şansımıza diyelim. Peki abi küçükbaş fiyatların hakkında? Küçükbaşlar yani arkadaşlar... Yani kurbanlık vasfı taşıyan abi özellikle de bunu söyleyelim. Çünkü arkadaşlar yani bakıyoruz pazar yerinde de olsun, normal bir satıcıda da olsun kurbanlık vasfı taşımayan kuzuyu kurbanlık olarak satıyor. Bu kesinlikle sizin suçunuz, sizin günahınız değildir. Bunu satan adamın vebalidir aynen. Yani. Yani siz alırken kardeşim bu hayvan kurbanlık diye size satıyorsa, bu hayvan kurbanlık değilse bütün vebal satıcıya aittir. Yani biz bunları görüyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Yani neler kurban olmayan hayvanı kurbanlık diye satan bir sürü piyasada esnaf var, satıcı var. Evet. Bunları görmek bizi üzüyor mu? Üzüyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kurban olacak hayvan en az normal şartlarda bir yaşında doldurması lazım. Eğer bir alternatif daha var. Şöyle bir dinimizde bir kural var. Eğer kuzu gösterişliyse 6 ayını doldurmuş ve annesinin boynu geçmişse. Şimdi her 6 ayını doldurmuş kuzu annesinin boynu geçemez. Geçmiyor. Gelişmiyor. Bazı kuzu her 6 ayını doldurmuş kurban olacak anlamına gelmiyor. Ama şu anki şartlarda 6 ayını doldurmamış hayvanı bile kurban olarak satmaya kalkıyorlar. Bu da gerçekten üzücü bir durum. Yani bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Yani biraz daha özen gösterin.
yani 1 lira, 500 lira diye biraz daha ucuza almak için yukarıdakini kandırmayalım yani. Evet abi, kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Aynen öyle. Onun için kandırırız. Biraz daha 500 bin lira daha fazla verelim. Fazla da ucuza kaçmayalım. Çünkü kuzu büyütmek, kuzu satmak gerçekten çok zor iş. Çünkü kurban zamanı, yani kurban benim için bir kumardır abi. Çünkü kurban bayramında ne olacağı belli değil. Kuzun elinde kalma ihtimali var. 30 tane kuzuyu pazar yerine çekmişim, satılmasını bekliyorum. Satılmamış kuzum. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var zaten. Kuzu kesimlerden 220'lerden 230'lardan geri geldi. 170'lere geldi. 170'lere geldi. Şu anda 170, 180, 190 civarı artık bilmiyorum. Geçen hafta 170 bahsediliyordu. Yani 170, 180 artık talebe göre değişiyor. 220'den damına hayvan koyan adam şu an zararda. Evet. Öyle söyleyeyim. Bu işlerin hiçbir zaman garantisi yok. Devlet politikasına göre bazen fiyatlarda değişiklik olabiliyor. Onun için kurbanda biz de düşünüyorduk böyle 30 tane 40 tane kuzu yapalım ama açıkçası cesaret edemedik. Bir yandan koyuna girdik, bir yandan da kuzuya girip buradan bir yandan yiyor. Bir de oradan kaybedersek mahvoluruz abi, mahvoluruz, biteriz. Yanarız, cayır cayır. İzzettin abi, öncelikle ağzına ve yüreğine sağlık. Teşekkür ederim kardeşim. Videoyu bitirmeden önce de şöyle hayvanları bir izleyicilerimize gösterelim abi. Gösterelim kardeşim. Şöyle ben bir kamerayı alayım. Şöyle bir hayvanlara gösterelim ve senin şu çok met ettiğin 130 kiloluk koçunu gerçekten çok merak ettim. Şu an biraz kilo verdi yalnız arkadaşlar. Ama canını tarttık, 130 kilo geldi yani. Şimdi görünce de zaten bana hak verirsiniz zaten. Şöyle arkadaşlar, İzzettin abinin 130 kiloluk koçuna şöyle bir yakınlaşalım. Valla zaten bir bakalım. Hiç birader kafesin yanından ayrılmıyor. Dök yesin, dök abi, yesin. Abi maşallah var bunun ya, sürekli boğazda. Baksana he. Babacığım şuna. Oğlum. Çok da insancıl, böyle kendini sevdirmeye geliyor. Arada biz bununla oynuyoruz burada. Buradan böyle kaktırıyor maktırıyor. Abi şöyle bir boğazdan alsak onu şöyle bir kenara çekecek. Gel. Yüz kısmını görsek bir şöyle bakalım. Oğlum. Arkadaşlar. Şimdi abi Lagun olduğunu nereden anlarız? Bize anlatır mısın? Vallahi kardeşim, şimdi ben ne anlatayım? Zaten çoğu izleyen biliyordur. İnternette açsa da bakabilir. Yani Lagun arkadaşlar kabak olur, boynuz bulunmaz. Bir, en basitçesi. Tüysüz olur. Kafada tüy olmaz mesela. Merinos'un kafasında buralarında tüy vardı. Kafa tüysüz olur, cıbır olur. Bacaklar, karın altı tüysüz olur. Tüylü bir hayvan nedir? Şöyle söyleyeyim, kuyruğu da uzun olur arkadaşlar, yere kadar. Şöyle kuyruğunu da gösterelim. Evet abi, en büyük konu bu arkadaşlar. Bence kuyruk bu şekilde olması lazım. İnce, uzun, sakız gibi. Abi Lagun nerenin ırkıydı? Fransa. Fransa'dan mı geliyor bu ırk? Aynen kardeşim. İtalya bir ırk. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir koçumuz süt ırkı. Koçumuz nasıl kardeşim? Bir puan ver bakayım koçuma. Abi koçuna puan bak, veririm. Görüyorsun değil mi? Gerçekten evlat. 10 üzerinden 9. Bunlar evlat ya. Benim için koçun en önemli huy kısmıdır abi. Hayatta koç vurmaz. Huylu olması lazım hayatta, arkadaşlar. Hayatta yani, vurmaz. Bak hiç vurma kıpırdamaz. Olmaması lazım. İşte gel koyuna da gelir. Abi, tut tak taşmayı çarşıda gezir. İnsandan bahsetmiyorum sadece. Koyuna da vurmaması lazım koçun. Yo, çünkü hayatta. Koyunların, örnek veriyorum arkadaşlar, şu koyunun gebe olduğunu düşünün. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu bir kere aşım yaparken gör. Hiçbir şekilde koyuna ağırlığını bile vermiyor yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Çok edepli usta koçmuş. Patrik, usta Patrik. Evet. Harbiden edepli usta. Koçmuş yok. Ya nasibimizde varmış. Sevdiğimiz bir abimizden aldık bunu. Maşallah. Çok bu da memnunuz. Koyunlara bu sene aşım yapacak olan yani, koçumuz bu. Koşumuz bu. Daha oradan getirdiğimizde içinde koçlarımız vardı ama onlar bize çok uygun değildi açıkçası. Görsel olarak, sal olarak damızlığımıza uygun değildi. Hemen onları zaten sürünün içinden çıkardık. Onları ayrı bir bölmeye aldık. Evet. Onları da birazdan gösteririz istersen. Damızlık isteyen varsa bir tane Lagun'umuz var. Bir tane de Lagun Doğu Fris koçumuz var. Kurbanlı kuzularımız var. Onların da görüntüsünü artık sen atarız abi inşallah. Bayağı çeker uzun koyarız. Video, insanlar da sıkılmasın. Evet arkadaşlar, koçumuz bu. Koyunlarımız burada görmüş olduğunuz gibi. Bir saattir tam yemleme yaptı. Yani yiyorlar. Bakın karınları yiyorlar maşallah. Abi bunlar doymuyor. Abi doymuyor. Şuna bak, karına bak. Karına. Patlıcık hala yiyor. Patlıcık hala daha yiyor maşallah. Baksana. 3 koyunun yediğini yiyor bu her gün. Abi koçumuz güzel. Maşallah var. Üstüne. Din üstüne abi. Bak hadi oğlum. Hadi. Ha. Baba koç çok fena. Benim iki katım adamı bile taşıyor yani, öyle söyleyeyim. Aslanım benim. Abi baksana. Gerçekten koç eşek gibi koçmuş yani. Baba biz boşuna mı dedik ya? Evet. Hadi oğlum bir koç görsünler. Aa, maşallah. Yürü. Hay oğlum. Abi benim. Şöyle koyunları da gösterelim, ondan sonra artık videoyu bitirelim bence. Vallahi kardeşim koyunumuz, bak burada koyunlarımız var. Evet arkadaşlar, koyunların kuyruk kısımları küçükken, kuzuyken bir lastikleri lastikle sıkıyorlar, boğuyorlar. Evet. Buradan kuyruk düşüyor arkadaşlar. Ama hepsinde aynı şey geçerli değil.
bunlar, kimilerinin de kuyruğu var. Aynen, kimilerinin kuyruğu var. Gelen yerde öyle bir sistem uygulamamışlar. Bunlar zaten aldıklarında kesikmiş. Evet. Alınan yeri de biliyoruz biz. Zaten o yüzden tabunalardan gittik, hayvan getirdik. Yoksa giderdik buradan bir yerlerden alırdık. Bir sürü çiftlik var. Kesinlikle. Burada iki tane lagun çiftliği var. Veya eşte dostta Bostancı'da bir abimiz var lagun yapan. Evet. Onlardan alırdık ama biz bunları biraz da hesaplı olduğu için tahorlardan gittik getirdik kardeşim. Abicim İnşallah, hakkında hayırlısı olsun tekrardan. Kardeşim. Umarım başarılı olursun bu yolda. Her zaman destekçiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzzettin abi söylemek istediğin son bir şey varsa söyle, ondan sonra da videoyu kapatalım. Vallahi kardeşim hayvancılık bence çok güzel bir meslek. Yani ben bunların yanına geldiğim zaman böyle günlük böyle stresten, yaşantının vermiş olduğu stresten uzaklaşıyorum. Geliyorum burada, koçumu seviyorum. Hayvanlarımı yemliyorum. Kuzularımı emziriyorum. Rahatlıyorum yani. Ben seviyorum bu işi. Severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani gücü olan 3 tane, 5 tane herkes evinde hayvan beslesin. Çünkü mesela evde ufak çocuğu olanlar varsa bilgisayar başında vakit geçirmektense böyle 2 tane kuzu koyun. Varsa yeriniz müsaitse. Çocuk onunla ilgilensin, oynasın. Bilgisayar başında oturmasından iyidir. Kesinlikle abi. Yani bence hayvan, yani şu an günümüz bakmalı koşullarında zaten çocukların muhteşem bir online oyun bağımlılığı şeyleri var. Bağımlılığı var. Onun için böyle aileler de dediğin gibi senin iki tane koyun, bir tane keçi bir şeyler alıyorlar. Yani koyun çocuklarına olmaz, kedi olur, köpek olur. İlla bir hayvan beslesinler. Ve bu hayvan zaten verim veren bir hayvan. Dışarıdan yoğurdu alıyorsun mesela kilosunu 30 liraya 40 liraya kaça alıyorsan. Bu hayvanın hem sahip yoğurdunu yiyebilirsin. Doğal olarak beslenebilirsin. Evet. Her türlü kullanabilirsin. Koyun yoğurdu yemeyen bence zaten boşuna nefes alıp vermesin abi şu an. Ah bak şimdi canım bir kaşık olsaydı şimdi içimde hararetimi söndürürdü. Yer miydin abi? Yemez miyim abi? Biraz üstüne zeytinyağı döker miydin? Zeytinyağı da dökerim, tuz da dökerim. Afiyetle ah yer. Ah abi sen ne yaptın ya, şu an bizi yaraladın. Buradan ağzımızı sulandırdın kardeşim. İzleyenlere de kusura bakmayın arkadaşlar. Abicim çok teşekkür ettim tekrardan. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bakalım ilerleyen zamanlarda yine birlikte oluruz inşallah. Tekrardan bir video çekeriz. İnşallah arkadaşlar kardeşim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyelim. Şu koyunlara da bir maşallah eksik etmeyin.